Arkadaşlar merhaba. Bugün muzlu bir hafif bir pasta yapacağız. Yaş pasta yapacağız. Bunun için patisvan keki için şu fincan ölçümle 4 fincan unumu aldım. 4 fincan şekerimi de aldım yanıma. 1 adet şekerli vanilin, 1 adet kabartma tozum da yanımda. 4 adet yumurtamı hemen çırpma kabıma alıyorum. Oda ısısında buzdolabından yarım saat önce çıkarınca havalar da sıcak hemen oda ısısına geliyor yumurtalarımız. Şimdi 4 fincan şekerimi de çırpma kabıma alıyorum. Bunları güzelce mikserle çırpacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, mikserle köpük köpük olasıya kadar yumurta ve şekerimi çırptım. Şimdi bir fincan ılık suyum var, ona aktarıyorum. 4 fincan unumu aktaracağım. Eleyerek koyacağım. Şöyle eleyelim. Arkadaşlar şunu şöyle koyup unumun geri kalanını döküyorum eleğime. Bir paket kabartma tozumu da koyacağım unumun üzerine. Bir paket de şekerli vanilya. Bunu da eleyelim. Şimdi çok az gene mikserden çırpacağım. Evet arkadaşlar, bu kadar yeterli. Hemen unumuzu karıştırdık. Batıspanya hamurumuz hazır oldu. Şimdi şöyle çemberin altına yağlı kağıt koydum. Bunu güzelce kek kalıbıma döküyorum. Parçamı. Önce ısıttım. 175 derecede. Daha sonra biraz daha alçaltabilirim. Çok fazla kızartmayacağız. Kürdan yardımıyla bakacağız. Kekimiz pişince çıkaracağız. Şöyle bir sallayalım. Şöyle 3 kere vuralım. İçindeki hava kabarcıkları çıksın. Şimdi önceden ısıttığım 175 dereceli fırında kontrollü bir şekilde pişireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar patispanya kekim pişti. İlk sıcağı çıkarttıktan sonra bir terin üzerine patispanyamı aldım. Şimdi şöyle üzerindeki kağıdı da çıkarmak istiyorum. Daha henüz fazla da soğumadı. O yüzden şöyle dikkatli bir şekilde kekimizi çıkaralım. Ve böyle soğuduktan sonra arkadaşlar bunu streçleyeceğim. Daha sonra pasta yapımında kullanacağım. Şu anda sıcak, size yumuşaklığını gösteremiyorum ama yarın kekimi yaparken onu da test ederiz. Kekimi kontrollü bir şekilde pişirdim, patispanyamı. Gayet güzel kabardı, bu kadar yeterli pasta için. Şöyle göstereyim. Gayet güzel oldu. Evet arkadaşlar, kekimi soğumaya aldım. Keki kesinlikle soğumadan streçleyip kaldırmayın. Yoksa içerisi hamur olur. Bu keki, patispanyamızı, bu kekimizi bütün pastalarımıza kullanabiliriz. Yağsız bir kek, patispanya hamuru.
bütün pastalarımızı güvenle kullanabileceğimiz bir kek yaptık arkadaşlar. Şimdi iyice soğuduktan sonra ben güzelce streçleyeceğim. Daha sonra pasta yapımında kullanacağım. Arkadaşlar merhaba. Bugün birlikte yaş pastalarımızda kullanabileceğimiz bir krema yapacağız. Pasta kreması. Bunun için 3 su bardağı sütümü kabıma aldım. 3 su bardağı sütün içine 1 adet bütün yumurta kırıyorum. 1 adet yumurtamızı kıralım. 6 kaşık, 6 yemek kaşığı toz şeker. 2 yemek kaşığı un. 2 yemek kaşığı da nişasta. Buğday ya da mısır fark etmez. Bunları güzelce bir karıştıralım. Şöyle iyice çırpıcıyla karıştıralım. Yumurtamız, unumuz, nişastamız iyice birbirine geçişsin. Pütür pütür olmasın kremamız. Bu kremayı bütün pastalarımızda kullanabiliriz. Kakaolu krema elde etmek istiyorsanız bunun içine 2 kaşık da 2 yemek kaşığı ya da 3 yemek kaşığı kakao koyarsanız kakao sevme derecenize bağlı. 2 ya da 3 kaşığı kakao koyarsanız kakaolu krema elde etmiş olursunuz. İyice karıştırdım. Şimdi ocağımın altını yakacağım. Bunu kıvam alasıya kadar karıştıracağım arkadaşlar. Ocağımızın altını yakalım. Kısık ateşte kıvam alasıya kadar karıştıralım. Başından hiç ayrılmayalım. Karıştıra karıştıra kremamızı arkadaşlar, kremam koyuldu. Kıvam aldı. Şimdi bu aşamada hemen içine 1 yemek kaşığı margarin ya da tereyağı kullanabilirsiniz. Şöyle 1 yemek kaşığı tereyağımızı paket de şekerli vanilin. Şöyle onu da aktaralım. Altını kapatıyorum. Kapattım altını. Kremamı. Şimdi bunu güzelce çırpıyorum. Kremayı dediğim gibi bütün pastalarınızda kullanabilirsiniz. Dolgu kreması olarak. Şöyle yağımız eriyesiye kadar karıştıralım. Eğer sizin kremanızda pütürükler oluştuysa bir 3-4 dakika mikserde çırpabilirsiniz. Ama benimki gayet güzel oldu. Çırpmayacağım. Bunu soğuduktan sonra kullanacağım arkadaşlar. Pasta kremamızı hazırladık arkadaşlar. Şimdi bunu soğuması üzerine şöyle alacağım. Kremamızın kıvamı gayet güzel oldu. Böyle akışkan. Evet arkadaşlar. Pasta kremamız hazır. Arkadaşlar, yaptığım patispanya keki ortadan ikiye böldüm. Şimdi biraz sütle onları ıslatmak istiyorum. Şöyle kenarlarından başlayarak sütle kekimizi ıslatalım. Her tarafına gelecek şekilde. Kekinizi kakaolu yapmak isterseniz tarife 2 kaşık ya da 3 kaşık kakao ekleyebilirsiniz. O zaman kekiniz kakaolu olur. Ben bugün sade bir kek tercih ettim. Siz nasıl seviyorsanız, ev halkı nasıl seviyorsa öyle yapabilirsiniz. Kekimizin her tarafını ıslatalım. Bu arada yaptığım kremam da soğudu. Siz çilekli de yapabilirsiniz. Ben bugün muzlu yapacağım. Şöyle kenarlarını da ıslatalım.
Evet arkadaşlar, ıslandı kekim. Şimdi yaptığım kremanın yarısını pastamın üzerine döküyorum. Kremamızı yayalım. Kaşık yardımıyla ıspanyamızın üzerine kremamızı güzelce yayalım. Kakaolu krema isterseniz içine 2-3 kaşık kakao ilave edip aynı kremayı elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ben muzlu yapacağım demiştim. Bir adet büyük boy muzum var. Hemen onu soydum. Şöyle muzumu da şöyle kesiyorum. Pastamın üzerine. Güzelce dizelim pastamızın üzerine muzlarımızı. İstediğiniz meyveyi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, muzlarımı da dizdim. Şimdi İkinci kekimi de alıyorum. Şöyle ters çevirelim. Aynı şekilde bunu da güzelce ıslatalım kekimizi sütle. Kenar kısımlarını özen gösterelim. Kenarları da ıslansın. Kekimizi bir gün önceden yapıp dinlendirirsek arkadaşlar patispanyamızı kekimiz yaş pastamız daha güzel oluyor. Onu da belirtelim. Ben bir gün önceden yaptım. Streçledim ve dinlendirdim kekimi. O zaman hem kek daha kolay kesiliyor hem de yaş pastamız daha lezzetli oluyor kek dinlendiği için. Yaklaşık bir su bardağı ıslatmak için süt kullandım. Onu da belirteyim. Evet arkadaşlar, yeterince ıslandı kekim. Sütümüzü alalım. Şimdi geri kalan kremamızı da pastamızın üzerine dökelim. Ve güzelce her tarafına yayalım kekimizin. Pastamız burada dinlenirken ben de bir su bardağıyla bir kakaolu krem şanti yapacağım arkadaşlar. Pastamızın kreması
kakaosuz olduğu için kakaolu bir krem şantiyle pastamı süsleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, 2 paket krem şantimi, kakaolu krem şantimi 1,5 su bardağı sütle güzelce mikserle çırptım. Şimdi kekimi de muhallebiyle güzelce kremayla şey yapmıştım üzerine. Şimdi bu krem şantimizi döküyoruz üzerine. Krem şantiyle kaplayacağız arkadaşlar. Ben bir paket demiştim ama bir paketin yetmeyeceğine inandım. O yüzden 2 paketle yaptım krem şantimi. Küçük bir pasta yaparsanız herhalde bir tanesi yeterli olur. O yüzden ben 2 paketle yaptım. Onu da belirteyim. Şöyle her tarafına gelecek şekilde pastamı krem şantiyle örtüyorum. Şöyle üzerine alalım. Kenarlarını da örteceğiz arkadaşlar. Hava çok sıcak, o yüzden çok hızlı çalışmam gerekiyor. Çünkü eriyor. Şöyle yapalım. Kenarlarını da getirelim. Şöyle kenarlarını doğru akıtalım. Bu pastamızı dolapta en az 4 saat dinlendirdikten sonra servis yapacağız arkadaşlar. Yani aslında bütün yaş pastaları öyle. Daha güzel oluyor çünkü. Krema ve kek birbirleriyle bütünleşiyor. Şimdi şöyle bir fırça yardımıyla kenarlarını da kaplayacağım arkadaşlar. Onu fırçayla yapacağım. Şöyle. Tabağımızın kenarını sonra peçeteyle temizleriz. Hiç sorun değil. Kenarlarından alalım krem şantimizi. O dolapta kendine gelecek arkadaşlar. Dediğim gibi hava sıcak olduğu için hemen yapmak zorundayım. Hızlı hareket etmek zorundayım. Kenarlarını da krem şantiyle kapladım arkadaşlar. Şöyle üzerinden tekrar fırçayla geçeyim. Şöyle düzeltme yapayım. Evet arkadaşlar. Şimdi tabağımın kenarını temizleyip üzerini süslemesini arkadaşlar yapacağım. Kenarlarını temizledim tabağımın. Şimdi üzerine ben pişmane ile süsleyeceğim arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Ama tabii çok hızlı hareket etmeniz lazım. Çünkü hava dediğim gibi çok sıcak. Böyle pastamın üzerine sade pişmaniyeyi taze, çok güzel, yumuşacık böyle pişmaniye ile hemen bir süsleme yapmak istiyorum. Size de tavsiye ederim. Aslında biraz da içine koyuyordum ama arkadaşlar içine, yani maalesef unuttum. Öyle diyeyim. Ama siz içine de muzların üzerine biraz pişmaniye sepelerseniz çok güzel oluyor. İnanın buna. Ben süslemenin de doğal olanından yanayım. Yani evde yapıyoruz sonuçta. Her şey doğal olsun istiyorum. Şimdi şöyle kenarlarını da pişmaniyle süsleyeceğim. Her tarafını pişmaniyeleyeceğim arkadaşlar. Şöyle yanlarına. O zaten hemen kendiliğinden yapışıyor.
Hiç sorun yok. Süslememiz de çok basit ve kolay oluyor. Ve gerçekten tadı da çok güzel oluyor. Pişmaniye sevenler böyle bir yaş pasta yapıp denesinler ve yesinler. Pişmaniyemiz çok taze olması lazım. Böyle sert, birbirinden ayrılmayan bir pişmaniye ile böyle bir süsleme yapamayız arkadaşlar. Şöyle. Şöyle kenarlarına da yapıştıralım. Benim tezgahımda hiç böyle işler için müsait olmadığı için biraz zorlanıyorum ama kenarlarına da yine her tarafına pişmaniyelerimizi koyalım. Şimdi arkadaşlar şu kenar kısımlarına şurada üzeri bol pişmaniye olsun. Evet, şimdi şöyle çevire çevire şu elimle pişmaniyenin böyle yan duvarlarına da pastamın gelmesini istiyorum. Boşluk kalmasın. Şurada biraz boşluk var, onu da dolduralım. Gerçekten arkadaşlar yapımı çok kolay. Yapın bu lezzeti çocuklarınızla, sevdiklerinizle paylaşın. Evet arkadaşlar. Ben tekrar tabağımın kenarını temizleyeceğim. Arkadaşlar pastamın her tarafını, kenar duvarlarını da pişmaniye ile kapladım. Çok güzel olduğuna inanıyorum. Şimdi bunu buzdolabında 3-4 saat dinlendirdikten sonra servis yapacağım. Akşam çayı ile birlikte. Akşama kadar dinlenecek o. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.